Evet sevgili dostlar, hayırlı akşamlar. Burak bir giriş yaptı. Ben sonuna yetişsem de duydum. Birkaç dakikaya başlayacağız inşallah. Paylaşımlarımızı yaptık. Bir iki dakikaya aktif olacağız. Bence yavaş yavaş başlayabiliriz. Bu arada ben bir yandan araç kullanıyorum arkadaşlar. Şehirler arası yoldayım. Hani sesim bazen garip gelebilir, bazen kesilebilir. Öyle bir şey olursa Burak, Kerem lütfen şey yapın abi. Siz araya girin. Bu arada Kerem, Burak sizler de hoş geldiniz abi. Sizler benden Sandık. önce geldiniz. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi bugün biraz sohbet edelim diye düşünüyorum. Açıkçası Burak'la da biraz önce öyle görüştük. Gerçekten hani böyle ekstradan konuşulacak bir veriye dayalı bir şey yok ama herkesin çok böyle kulak kabarttığı, oldukça tatsız da birkaç gün yaşıyoruz. Hafta oldukça kötü başladı. Kerem, ben bugün video çekemedim ama dünkü videomda haftalık görünüm üzerinden bir sürü şey söyleyebildim. Şehir dışındayım. Sabahtan beri şu anda da dönüş yolundayım. Senle ben piyasacıyız daha çok. O yüzden eğer sen de müsaitsen önce seninle başlamak isterim ben bugün. Piyasayla alakalı söylemek istediğin herhangi bir şey var mıdır? Bildiğim kadarıyla verilerde öyle ekstrem konuşmaya değecek bir şeyler halen yoktu. En azından dün yoktu. Bugün için piyasaya dair nasıl görüyorsun? Nedir endişelerin? Özellikle endişelerini merak ediyorum. Endişelerin, ümit var gördüğün bir şeyler var mıdır? Birazcık bizi aydınlatırsan sevinirim abi. Tabii abi. Şimdi zaten tabii uzun zamandır bu tarz düşüşleri hani bekliyorduk, hep konuştuk. Yukarı yönlü gidişatın kısıtlı olabileceği ama aşağı yönlü açık bir piyasada olduğumuzu, bunun da genel itibariyle makroekonomik koşullarla alakalı olduğundan bahsettik aslında. Aslında son yaşadığımız tabii ki hem teknik bir durumdu. Yani aşağıdan yukarı düşen trend çizgisinin artık sıyırma durumundaydık. Yani ya yukarı ya aşağı kıracaktı ama piyasa tekrardan yönünü aşağı kırdı. Tabii bunda önemli bir haber geçen Cuma günü gelen tabii ki enflasyon verisiydi. Enflasyon verisinde 2 ay önce sanırım yaklaşık tepe görüldüğü düşünülmeye başlanmıştı. Benim için çok inandırıcı değildi açıkçası tepenin göründüğü. Çünkü petrol ve doların gidişatı, DXY'nin gidişatı, endeksin gidişatı çok böyle enflasyonun düşeceği daha çok tabii petrol odaklı bakıyoruz. Sonuçta petrol ürünlerinin enflasyona etkisi belli. Tedarik zincirinin Çin'deki kısıtlamaların ya da karantinanın etkisi ortada. Bunların da tabii bir yandan Fed'i sıkıştırdığı gerçeğini unutmamak gerekiyor. Bu da enflasyona etki ettiği için Fed'in eli giderek yani zor durumda kalmaya başladı. Şimdi tabii yüksek gelince enflasyon verisi, bu da piyasanın çok beklediği bir şey değildi açıkçası. Yani 8'in üstünde bir veri bekliyorduk. Evet, ama geçen ay gibi daha düşen yönlü bir veri olabilirdi ya da en azından sabit kalabilirdi. Biz hala şunu diyebilirdik. Yani enflasyon evet 1-2 ay önce tepeyi görmüş ve aşağı trendine başlamış diye konuşabilirdik. Ama 8,6 bütün tezi çürüttü aslında. Biz tepeyi görmediğimizi, tepeyi bu ay gördüğümüzü ve bundan işte 3-4 gün önce gördüğümüzü anlamış olduk. Şimdi tabii biz bunu görünce piyasa bir anda aslında terste kalmış oldu. Bu hafta da Fed toplantısı olacağı için aniden yani hızlı bir pozisyon alma, hızlı bir risk analizi yapma durumu gerçekleşti ki bunu genel itibariyle hazine tahvillerine baktığımızda görebiliyoruz. Yani ABD'deki hazine tahvilleri, biz buna inverted yield curve diyoruz aslında. Bu 10 yıllık hazine tahvilleri, 20 yıllık, 30 yıllık, bunlar çok ciddi tepe noktasına ulaşmış durumda. Yani aslında bu ne demek? Riskli piyasalardan kaçış, daha garanti görülen devlet tahvillerine, hazine tahvillerine doğru bir gidişat var. Bu genel itibariyle ters korelidir zaten. Yani riskli piyasalardan kaçarsın, daha sağlam ürünlere, risk gördüğün dönemlerde sağlam gördüğün uzun dönemli getirilere yönelmeye çalışırsın. Yatırımcılar tarafından, büyük yatırımcılar tarafından bu böyledir.
Şimdi bunu gördüğümüzde tabii ki burada bir risk analizi olduğunu ve dolayısıyla ellerinde bir boşaltma, ellerindeki riskleri minimize etme davranışı gördük piyasada. Bu da tabii ki kripto piyasası en riskli piyasalardan biri de olduğu için tabii ki biz de otomatikman etkilendik. Yani hem Nasdaq etkilendi. Nasdaq gap'ler, boşluklar bıraka bıraka düştü. Biz de 24 saat açık bir piyasa olduğumuz için takır takır düştük aslında. Ama tabii ki benim endişelerim şöyle. Şimdi Kerem, evet, şeye geçmeden önce şurada bir soru soracağım sana. Evet. Konu dağılmasın diye. Riskli varlıklardan risksiz varlıklara geçerken hani tahvillerden bahsettin ya. Uzun vadeli tahvilleri geçiş olur diye. Bu yani son 6 ayın hikayesi aslında bu tahviller de düşüyor. Hatta son yani benim baktığım bu TRT var, bu 20 ve üzeri yıllık devlet tahvili, ABD devlet tahvilleri. Son 2-3 gündür çünkü hani bir şey düşerken endeksler, o da düşüyor çok ciddi oranda. Yani faizler, yani tahvilin faizi artıyor, tahvilin ETF'i düşüyor diyelim yani o şekilde. Yani bu sefer açıkçası şeyi, hani bu, hani diyoruz ya para nereye gidiyor diye. Ya para sonuçta endeksten çıkıyor. Senin söylediğin gibi riskli olduğu için hisselerden. Tahvillere de girdiğini açıkçası çok uzun dönemli açıkçası. Yani şey oluyor. Hatta son iki gündür çok çok ciddi düştüler. Hatta yani %5 oranında şu an baktım. Yani son 5 günde işte Nasdaq %5 düşmüşken TRT de %5 düşmüş. Normalde aslında söylediğin gibi oradan çıkıp oraya girmesi lazım. Bununla ilgili senin düşüncen ne? Sence niye bu defa ikisi birden düşüyor bunların? Yani şimdi aslında bu, tabii ki bunu resesyonla bağlamak lazım. Şimdi benim bahsettiğim tahviller 20 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık tahviller. Bunlarda çok ciddi artış var. Ama mesela 3 aylıklarda, 1 aylıklarda, 1 yıllıklarda, 2 yıllıklarda bunlarda çok ciddi yükselişler görmedik. Daha garanti tarafa doğru bir kaçış var. Daha uzun vadeli. Mesela yani şu an bu bahsettiğim 20 yıllıklarda, 30 yıllıklarda son 2 günlük ya da ne zamandan söyleyeyim? Evet, 13'ü itibariyle çok ciddi artışlar gördük. Buraya doğru bir risk analizi olduğunu görüyoruz. Ama kısa vadeli, hala kısa vadelilerin aslında uzun vadelileri bir anda yakalaması gerekiyor. Daha yatırımcı. Kerim, bende mi gitti? Yok yok, duyuyorsun. Duyuyor musun? Evet, duyuyorum şimdi. Kısa vadede hala ben net olmadığımızı düşünüyorum. Ama mesela bakarsak şu an 20 yıllıklar, 5 yıllıklar, 10 yıllıklar, bunlar 2018 tepesini görmüş durumda. Yani 2018'de aslında bizim yaptığımız dibi, oradaki krize yaklaşan ama şu anki kırılma çok daha dik. Yani ani kırılmalar yaşanıyor açıkçası. Hatta o senin bahsettiğin düşüş fake atma olarak da yorumlandı. Genelde de yapılan bir hareket değildir bu hazine tahvillerinde. Yani hiç fake atmaz bu. Ama bir aşağı yönlü gidiş ve 13 itibariyle, yani enflasyon açıklanmasından beri ciddi de bir artış oldu. Buradaki ben açıkçası bunu o yüzden ona yoruyorum Burak. Şey, kavram karmaşası oldu bence. Sen artış derken faizdeki artıştan bahsediyorsun. 20 yıllıklarını kuruyor. Tamam. Ben direkt bonodan bahsediyorum. Onun artışın sebebi zaten onların da satış yemesi. Yani o 20 yıllık, 30 yıllık tahviller satış yediği için faizi artıyor otomatik. Evet, evet. Ben o yüzden dedim hani onlar da satış yiyor. Ben verimden bahsediyorum. Yani, bu kavram şeyin. Giriş olmadığı tamam, için. Faizden bahsediyorsun. Giriş olmadığı için aslında faizler de artıyor. Yani faizi arttırırsan insanlar gelsin istiyorsun. Ama bir geliş de olmuyor, ama o faizler çok ciddi arttı aslında şu an. Bu da tehlikeli bir durum bu arada. O açıdan da aslında bunu da en başında dediğim senin sorunun cevabı, bu ciddi bir resesyon tehlikesi. Yani oraya da giriş yok, risklilere de yönelmiyorsun, ama çok ciddi faiz alabilirsin, ama risksizlerden de kaçıyorsun. Dolayısıyla burada aslında bir parayı tutmaktan bahsediyoruz bir nevi, artık realize etmek, her türlü piyasadan çıkmak ve önünü görmekten bahsediyoruz. Ama iki taraftan da kazanamazsan, yani hem riskli piyasalardan hem bu tarz bu kadar faiz verilen yerden kazanamazsan ve kabaya kazanmak istemiyorsan, bu demektir ki aslında
para koyup risk almak, herhangi bir risk almak istemiyorsun. Yani ne Amerika'nın bu işi çok iyi yapacağından eminsin, Amerika'nın uzun vadede bu işte çok mücadele edebileceğinden eminsin, ne de riskli piyasaları rahat bırakacağından eminsin. Bu da açıkçası bana tamamıyla resesyonu işaret ediyor. Bu da zaten artık iyice konuşulmaya başlandı. Yani aslında ekonominin durduğu, işlerin işlemediği, paranın iyice kısıldığı ama bir şekilde ekonominin de bir rayına oturması gereken bir dönem. Yani Fed'in bizi aslında zorlayacağı taraf resesyona itmek. Yani dolayısıyla resesyona girmeden bunların piyasaların düzelmesini beklemiyorum. O açıdan da benim endişelerim o tarafta. Yani biz çok hızlı bir dip gördük ama bu dipteki aksiyon farklı olmalıydı. Bu dipteki aksiyon aslında belki bunların kırılması, aşağı doğru kırılması olmalıydı. Ki mesela baktığımda 2020 senesinde gene aynı şekilde faizlerin, yani 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık faizlerin bizim 2020 Mart'ta işte şeyi yaparken, Covid krizini yaşarken çok ciddi düşüş gösterdiğini görüyoruz. Ve orada gerçekten bir dip gördüğümüzü, oranın alıma döndüğünü görüyoruz. Ama bu sefer hem ters bir hareket var yıldlarda, faizlerde, hem de bizde bir düşüş var. Yani dolayısıyla ben 20 Mart'la bugünkü dibi o açıdan kıyaslayamıyorum. Arada çok ciddi bir makroekonomik koşul farkı var. Enflasyon var. Evet. O zaman enflasyon yoktu, şu an enflasyon evet. var. Çünkü o zamanki tabirin, yani faizin düşük olmasının sebebi de zaten yani enflasyonun bir sürece girdiğine herkesin almıştı. ABD'deki zaten öyle bir dönemdi. Ben bir izin verirsen bir iki dakika bir şeyi bir anlatayım. Bence biraz kafa karışmış olabilir. Hı-hı. Bu faizle, Hı-hı. tahvil faiziyle tahvilin kendi yani fiyatı arasındaki ilişkiyi. Evet. Şimdi 10 yıllık tahvile faizi şu anda sanırım işte 3.5 falan, 3.4. Evet. Şimdi bu şu anlama geliyor. Siz 10 yıllık tahvili alıyorsunuz ya da herhangi bir şirket olabilir, bir birey de alabilir bunu, ABD tahvilini. 10 yıl boyunca işte size yıllık %3.4 faiz veriyor. Şimdi siz 10 yıl boyunca ABD'deki enflasyonun ortalama %3.5 ya 3.4'ten az olacağına inanıyorsanız eğer, bu sizin bir orada bir premium var demektir. Şimdi enflasyon beklentisi arttıkça şu an yani 8-6 ama tabii ki de yani tabii ki de diyorum bilmiyoruz ama yani 10 yılda ortalamasının şu anda piyasanın fiyatladığı şey böyle 3.4 civarında. Şimdi bunun artması demek doğal olarak hani piyasadaki işte enflasyon beklentisinin uzun vadeli arttığı anlamına geliyor. Şimdi bizim bahsettiğimiz bu işte tahviller satılıyor dediğimiz şey, tahviller düşüyor, tahviller satış yeri dediğimiz şey. Şimdi bir sepet düşünün. O sepetin içinde işte TLT benim bahsettiğim işte uzun vadeli. O sepetin içinde 20 ve üzeri yıllık tahviller var. Ne bunlar mesela? İşte 3 yıl önce, 4 yıl önce, 5 yıl önce basılmış tahviller var bunlar. Hani sallıyorum ya da 10 yıl önce basılmış. Hepsinin şeyi maturity'si, yani süresinin dolma şeyi değişiyor. TLT'ye baktığınızda hepsi zaten içinde gözüküyor hangisinin ortalama ne olduğunu. Şimdi bunun fiyatı niye düşüyor? Niye satışıyor bu ETF, bu fon? Şimdi sizin bir paketiniz var, bir sepetiniz var. O sepetin içindeki tahvillerin ortalama faizi, ortalama %2 civarında. Çünkü geçmiş 20 yıla baktığımızda kimse böyle %3, 4, 5 işte o yıl, yani o kadar çok yüksek faiz beklemedi. Enflasyon beklenmediği için doğal olarak da faizde düşük oluyordu. Ama şimdi hali hazırda basılan ve o sepette olmayan tahvillerin faizi yüksek olduğu için doğal olarak onlar satış yiyor. Yani bu tahvilin fon olarak, yani bu fon olarak tahvilin fiyatıyla tahvilin faizi arasında ters bir ilişki var. Faiz artarsa tahviller, hali hazırdaki tahviller doğal olarak satış yer. Çünkü zaten senin aldığın %2, şu an basılan %3.4, onu alır, onu satar, onu alırsın. İlişki buradan kaynaklanıyor ve son işte enflasyondan kaynaklı olarak son 6 aydır ya da 3 çeyrektir diyelim, 9 aya geldi. İlk defa hem tahviller hem hisseler aynı anda düşüyor. Normalde birinden, yani birbirleri bunlar ters korelidir. Ama enflasyondan kaynaklı olarak aynı anda düştüğü için de
1970'lerden beri görmediğimiz bir şey görüyoruz. Onun da sebebi enflasyon. Böyle evet. Çok uzatmadan anlatmaya çalıştım. Tahvil faizi ile tahvil fiyatları arasındaki ters ilişkiyi. Evet, bunu anlatmak gerekiyor. Biraz çok... Evet, evet. Yani biraz çoğu insan için teknik kalan bir konu evet, bu. Evet. Onu söyleyeyim ama Burak bence iyi oldu. Bugün konuşman da etkili oldu kanaatindeyim. Yani birbirinizi destekler bir sohbet olduğu için daha da verimli olduğunu düşünüyorum. Umarım arkadaşlar için de öyle olmuştur. Ben o zaman biraz daha faiz meselesini çok kısa daha Burak seninle devam ettireyim. Şimdi malum biz seninle hatırlarsan birkaç hafta önce yani 3 ya da 4 hafta önce hatta ben bir 3-4 günlük bir kısa bir tatile gidiyordum. O esnada seninle enflasyon beklentimizi konuşmuştuk. Biraz belki enflasyonun dengeye girmesiyle beraber Fed'in faiz politikasında belki biraz daha şahinlikten uzaklaşabileceğine dair böyle bir spekülatif bir sohbet etmiştik. Şu anda malum bu soruyu ben pazar günü Kripto Sosi'de Kerem'e sordum. Kerem farklı bir şey beklemediğini söyledi ama sana da soracağım. Şimdi bu enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi dolayısıyla Fed'in faiz kararında mesela 50 bas puan beklenti dahilinde onun üstünde bir faiz kararı gelmesi beklentin dahilinde midir acaba? Ne diyorsun? Yani ben açıkçası CME borsasına dün baktığımda abartmayayım gözlerime inanamadım. Çünkü Fed yani Powell devamlı olarak 50 baz puan artırıyor önümüzdeki iki toplantıda. Yani 75'i sadece işte piyasada işte konuşuluyor. Bunlar hep konuşulur zaten hani o baz puan 75'ti vesaire de. Ama mesela hani piyasanın hani bu vadeli piyasasında ya yani bir hafta önce 50 baz puan faizi zaten hani herkes bekliyordu ama yani enflasyon verisinden sonra Fed'den ya da başka bir Fed başkanından sert bir açıklama gelmeden bunun bir anda tersine dönmesi yani 75'in şu anda %90'ın üzerinde fiyatlanması beni çok şaşırttı açıkçası. Yani Powell aylardır söylüyor 50 ya aylardır haftalardır söylüyor 50 baz puan arttıracağını. Hatta 75 şu an masamızda yok diyor. Yarınki toplantıdan şu anda bütün piyasa yani vadeliler bağlamında yani şey bağlamında CME borsasında %75 baz puan artış bekliyor. Senin şimdi nedir? Şahsi olarak bir öngörün var mı? Paylaşmak ister misin? Benim şahsi olarak bir şey yani nasıl diyeyim? Yani açıkçası ben sadece şey olarak hani fikir olarak şey yaparsam hani piyasa bu haldeyken ya Powell'ın da çıkıp yani 75 puan faiz arttırması gerçekten şey olur biraz yani piyasaları daha da derin bir karanlığa iter. Evet, evet. O bunu ister mi bilmiyorum. Yani umurunda mı onu da bilmiyorum. Ama CME borsasının da bunu %90 oranında fiyatlaması da neredeyse kesin olduğu anlamına geliyor. Hani borsanın yani evet. Piyasanın bakış açısından. O yüzden böyle şeyim yani arada kaldım. Normalde Powell'dan beklenen ne? CME borsası aynıdır zaten. Farklı olmaz. Çünkü onlar da onu bekliyorlar. Evet. Belli ki yani başka bir mesajlar şey olmuş. Hani başka bir alt mesaj, alt metin vesaire bilmediğimiz bir şeyler mi biliyor? Yani çok şaşırdım ben açıkçası. Burak 7 Haziran'da beklenti %96 civarında 50 bas puan. Bugünkü beklenti %91 oranında 75. Aynen. Yani, dün akşam baktım gözlerime inanamadım yani. Hakikaten yani bir hatam var dedim ve hiç şeye baktım böyle devamlı olarak şimdi target'e yapıyorum. Current'a işte hali hazırdaki. Yemin ediyorum hata yapmayayım yani yanlış görüyorum diye şeyi hesap makinesinde ekledim. Acaba doğru mu hesaplıyorum? Yani 75'in üzerine 75 ekleyince kaç oluyor diye hesap makinesinde baktım. Çok samimi söylüyorum. Çünkü hakikaten yani burada bir terslik var dedim yani. Hani bilmediğim bir şey var dedim. Sonra aşağıya bakınca hani bir hafta öncekinde zaten hani fiyatlanmadığını, son bir haftalık bir değişiklik olduğunu görünce ben de şaşırdım. Yani bizim yayınlarımızı takip edenler ya da benim paylaştıklarımı hep şeyi çok vurguladım ben. Yani iki FED toplantısı arasında iki tane enflasyon verisi dedik. Çok önemli diye. Bir tanesi işte bir önceki açıklandığında 8.3'tü galiba düşmüştü. Ve dedik ki yani bu ikincisi de çok önemli ki biz onu söylerken de zaten Powell da dedi yani
enflasyonun düşüş trendine girdiğinden kesinlikle emin olmamız gerekiyor dedim. Yani CPI'ye geçtim, yani çekirdek enflasyonun da artmış olması son dönemde bütün planları bozdu diyelim yani. Yani zaten bu enflasyonun yüksek gelmesi geçen hafta bütün bu piyasanın şeyi beklentisini, yani enflasyon artık zirve yaptı zaten 2 ay önce, düşüyor işte, bir düşüş trendine girdi algısını tamamen alt üst ettiği için bence o zaten zor zaten. Yani o alt üste karşı bir sert bir Evet. sentiment, tepki olarak yorumlama imkanınız var bunun. Hani bir anda zaten hemen 75 bas puana fiyatlanmaya başlandı. Bir anda piyasaların hepsi çöktü. Yani çöktü derken, yani Nasdaq'ın günde %5 oranında düşmesi çok 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 büyük olay ki, yani haftalardır zirve üzerine zirve yapıp da sonra %5 düşmüyor yani. Hani Kasım'dan beri düşüyor ve üstüne tekrar düştü yani. Görüntü hiç hoş değil yani. Yarınki FED toplantısından beklentim, söylediğim gibi, hani piyasanın beklentisi 75. Öyle bir noktaya geldik ki artık 75 gelse iyi olacakmış gibi bir hava var ortada yani. Evet, yani açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Bu 75'i bugün değilse bir sonraki ay yapmak zorunda kalacak. Bir sonraki ay değilse ondan sonra yapmak zorunda kalacak. Ki şu an 75 bile bence reaktif bir hareket olacak. Yani piyasanın önüne geçmesi gerekiyor Fed'in. Yani bunu yaklaşık bir senedir yapması gerekiyor. Ama piyasayla öyle bir ilişkisi var ki piyasaya bir mesaj veriyor. Bu mesajın karşılığını alıyor. Bu mesaj, piyasa ona bir mesaj veriyor. Bu mesajın karşılığını veriyor. Şeklinde ilerleyen bir ilişki var. Bu sağlıklı gibi görünen bir ilişki olsa bile, gibi görünse bile bence oldukça sağlıksız bir ilişki. Çünkü piyasa yönlendiriyor. Yani piyasa istediğinde kar alıyor, istediğinde yukarı veriyor, istediğinde aşağı veriyor. Powell da ona göre zaten planı belli. 50-50-50 diyor. İşte sıkılaştırmayı yavaşlatıyor. Vesaire gibi bir durum var. Yani bunun böyle çözülmeyeceği çok ortada. Yani buna bir an önce acil bir müdahale, hawkish bir müdahale, yani şahin bir müdahale gerçekten lazım. Çünkü bugün yapmazsa yarın yapmak zorunda kalacak. Artık bu, hani şunu da hep söylüyorum zaten. Yani piyasalar kırılana kadar Fed faiz arttırmaya, sıkılaştırmaya devam edecek. Bunun başka bir yolu yok. Çünkü enflasyonu başka kontrol altına alabileceği çok da bir aracı yok elinde. Yani dolayısıyla en büyük yani yapabileceği müdahale nedir? Talebi azaltmak. Talebi azaltmak nedir? Fiyatlar zaten otomatikman artıyor. Talep zaten belki düşebilir ama şu an hala insanlarda para var. Çünkü o kadar ciddi bir para basma sürecine atlattık ki hala her şey karşılanabiliyor. Ama öyle bir nokta gelecek ki artık fiyatların artışıyla kimse oraya yetişememeye başlayacak. Yani bu belki normal bir süreç halinde de götürmeye çalışıyor olabilir. Ama bu sağlıksız. Yani bir an önce bu kolun kesilmesi lazım. Ama bunu ne zaman yapacak? Bu toplantıda mı? Sonraki toplantıda mı? Ya da yapmadan mı ilerlemeye çalışacak? Bilmiyorum ama bu hareketin bir noktada gelmesi lazım. Beklerken gelirse daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Peki Kerem, son olarak pazar günü özellikle Fed'in davranış biçimlerinin genelde böyle, evet, reaktif olduğunu Evet. konuştuk. Şimdi de zaten ifade ettin ama Evet. hani bu enflasyon verisiyle toplantı arasında çok kısa bir süre var. Bu kadar Evet. kısa sürede de o reaksiyonu göstereceğini düşünmüyorum demiştin. Evet. Aynı kanaatte misin? Yani Yani 50 baz bu toplantıda 50 baz gelir diye mi düşünüyorsun? tanıdığımız FED'se bir, yani en azından bir senedir, 2 senedir takip ettiğimiz Powell'sa 75 yapması Powell için çok hafif bir müdahale olur. Ama şundan emin değilim. Seçim gerçekten yaklaşıyor. Yani Amerika'daki durum belli. Biden'ın muhtemel o alacağı senatodaki oy oranları, Burak onları hep anlatıyor zaten. Yani gidişat iyi değil. Enflasyona bir müdahale şart. Bu müdahaleyi yapmaya, bir de toplantı yaptılar zaten. Bu toplantıda eğer bir karar çıktıysa, zaten enflasyon şöyle bir şey gelecek diye konuşulduysa ve bunun üstüne şöyle bir hareket yapılabilir diye bir plan yapıldıysa, evet, o zaman farklı bir şey görebiliriz. Yani burada siyasi bir müdahaleden bahsediyoruz. Ama bu noktaya kadar, yani çünkü Amerikan başkanının Fed başkanıyla görüşmesi de çok bence
doğal bir süreç değil. Yani merkez bankaları en nihayetinde yani bağlantısızdır. En nihayetinde özerktir. Bu her yerde tartışılır. Hiçbir yerde değildir. Bunu da hepimiz biliyoruz tabii ki. Ama Amerika'da biraz daha dikkat edilir yani bu konulara. Burada da bir farklı bir konu oldu. Yani bir anda oraya gitti, bir görüşme yapıldı. Tabii ki bu planlıydı vesaire. Ama siyasi açıdan çok kabul edilen, Amerika'daki hissiyata uyan, politikaya bakışa uyan bir toplantı değildi. Orada ne konuşuldu tabii ki bilemiyorum. Ama normal şartlarda Fed'in burada 50 bas puanla devam etmesi lazım. Bildiğimiz Fed'in. Ama bana göre bir senedir yapması gerekenin hala çok arkasında. Enflasyon aldı götürüyor. Ve Fed arkadan takip ediyor. Ve dolayısıyla bu reaktifliği bir noktada proaktifliğe çevirmezse seçimde de çok başarısız bir sonuç çıkacak. Bu bence çok bariz yani bu noktada. Ki yani bu reaktifliği bile piyasaları ürkütmeye yetiyor. Evet. Hani kısa vadede şöyle bir senaryo konuşulabilir. Ya açıkçası benim de şahsi beklentim gelecek kararın 50 bas puan olması yönünde Fed'in davranış biçimlerinden dolayı. Seninle benzer düşünüyorum ama yani evet, bu da piyasalarda çok kısa, belki bir hani şu anda 75 konuşulurken 50 gelmesi olumlu karşılanabilir. Bu da mümkün. Seçenekler arasında hani olumlu bir senaryo olarak söyleyebileceğimiz belki de yegane şey bu olabilir. Kısa vadeli bir olumluluktan tabii ki bahsediyoruz. Ama hani bu reaktifliği bile, bu geriden gelmesi bile piyasaların bu kadar bozmasına yetiyor. Bir de dediğin gibi gerçekten sonuç alacak ve piyasanın önünde bir hamle yapması piyasalarda nasıl sonuçlar doğurur? Açıkçası evet. Şu anda düşünmek dahi istemiyorum, açık söyleyeyim. Evet, doğru. Bunun dışında tabii yani başka şeylerden de bahsedebiliriz Zerap. Tabii herkes şu an şeyi konuşuyor. Yani işte burası dip mi? İşte dipe geldik mi? Vesaire. Yani uzun süredir beklediğimiz noktalara geldik mi? Evet, geldik. Yani buradan baktığınızda teknik olarak 200 haftalık hareketli ortalamaya değdik. Realized price'a on-chain tarafında geldik. MVRVZ yeşil alana girdi. Alım bölgesine girdi. Yani birçok verinin alım noktasında olduğunu bence birçoğumuz zaten biliyoruz. Ama yaşadığımız dönemdeki farklılıkları da göz ardı edemiyoruz. Yani en azından ben edemiyorum şu aşamada. Makro politikadaki bu risklerin, yani evet biz dibe gelmiş olabiliriz ama önümüzdeki yaşayacağımız sürecin baskısı azaldı mı? Hayır. Yani daha 3-4 gün önce 8.6 enflasyondan bahsediyoruz ve yani bunun üzerine bir FED toplantısı olacak. Daha önümüzdeki ay FED toplantısı olacak. Kasım ayında seçim olacak. Oraya kadar çok şey gelişecek. Ve dolayısıyla hani önümüzde çok sancılı bir süreç var aslında. Tabii ki şu mümkün. Yani dibi bulmuşsundur. Dipte paralel hareketler yaparak uzun bir süre devam edebilirsin. Belki en son bir olay olur. Ufak dibe bir tekrar iğne atarsın. Toplarsın, aynı yerden yoluna devam edersin. Bu da olabilir tabii ki. Ama piyasadaki riskler, likidite azaldıkça her projedeki riskin de arttığını görüyoruz. Bu risklerin hepsi bütün piyasaya bakışı, moral motivasyonu etkiliyor. İşte Celsius'tan bahsettik. İşte bundan önce Terra'dan bahsettik. Ara ara Ethereum'dan bahsediyoruz. Çeşitli DeFi kaynaklı olabilecek. Hani Ethereum tabii ki diğerleri gibi değil ama birçok yerde likidite olduğu için bunlardan da bahsediyoruz. Stake edilmiş 2.0 merge dolayısıyla Ether'lerin zararda pozisyonda olduğundan bahsediyoruz. Bunların bazılarının likit noktaları var ve benzeri. Yani bunların hepsi tabii ki likiditenin azalması sonucu yaşanacak riskler. Bunları bir tek kripto piyasası yaşamıyor. Bunları 3-6 ay sonra bankalar da yaşayabilir. Yani bildiğimiz geleneksel finans ürünleri de yaşamaya başlayabilir. Dolayısıyla hani bu dönemde hani tamam oldu diyemiyorum şu an için. Ama tabii ki biz de aldık mı? Evet, ben de %40 portföyümü BTC ile şu an destekledim. Aldım yani, beklediğim bölgelerden alım yaptım. Ama hala bir nakit bulundurma ihtiyacı hissediyorum. Kısa vadeli hareketleri çok önemsemiyorum açıkçası. Hani kısa vadede nereye gider? Nereden nereye düşer? 25'e mi gelir? 25'ten 28'i mi vurur? 28'den aşağı mı düşer? Bunları ben küçük yatırımcının da şu aşamada çok takip etmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bence büyük resmi ve biraz
makro politikadaki gidişatı okumaya çalışsınlar. Oradan bir şeyler çıkarabiliyorlarsa, bir olumlu taraf yakalayabiliyorlarsa, ben henüz yakalayamadım. O açıdan ben orada, yani bu tarafta riskleri görüyorum. Onun haricinde tabii ki şunu diyemem. Yani bu noktadan sonrası ben hep söylüyorum. Yani 22-24K birçok teknik analiz, on-chain analiz ya da Bitcoin'in tarihine baktığımızda bu bölgelerin dip olduğunu görüyoruz. Eyvallah. Ama şu an Bitcoin 12 senelik bir ürün desek, 12 senede dünya böyle bir kriz gördü mü diye sorsak ya da böyle bir kriz başlangıcında hiç bulundu mu diye sorsak, hayır bunun cevabı. Dolayısıyla burada yaratacağı etkinin tam olarak nereye gidebileceğini herhangi birimiz tahmin edemeyiz. Kimse bunun cevabını veremez bence. Kesinlikle öyle. Bence, yani, bence son derece kritik bir uyarı bu. Evet. Yani hiç tecrübe etmediğimiz bir döneme giriyor olabiliriz. Bu dönemi de bu vakte kadar tecrübe ettiğimiz dönemleri referans alarak yorumlamak çok mümkün olmayabilir. Ama stratejilerimizi de neticede bir şeye göre belirlememiz, evet, lazım. Evet. Yani hani bu minvalde bakınca mevcut dinamikler açısından değerlendirdiğimizde ben de buranın orta ve uzun vadeli alım için maliyetlenebilecek seviyeler olduğunu düşünüyorum. BTC özelinde halen altcoin'ler için erken olduğu kanaatindeyim. Bunu yayınlarımda da söylüyorum. Aynı şeyi tekrarlamış olayım burada senin de vesilen ile. Ama tabii ki hani new era diyorlar ya, yani bambaşka, evet, bir döneme giriyorsak da o zaman o dönemin gereklerine göre gerekiyorsa burada aldığımızı biraz zararına satacağız. Evet. Daha pragmatik davranacağız ama şu anda en azından işler önceki dönemlere göre, yani fiyat anlamında söylüyorum, fiyatın verdiği tepkiler anlamında, dolayısıyla beklentilerimiz anlamında bu vakte kadar öyle gitti. Evet. Ama yarını kestirmek gerçekten çok zor. Çok güç bir dönemdeyiz yani. Gerçekten, evet, katılıyorum sana. Bu kadar söyleyeyim abi ben. Eyvallah abi. Son derece detaylı oldu. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Murat abi, hoş geldin sen de abi yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Abi senin algoritmik göstergelerin genelde biraz daha kısa vadeli. Şu anda da piyasada işte majör ekonomik faktörlerin etkisinde bir piyasadan bahsediyoruz. Uzunca da konuştuk bu vakte kadar. Senin algoritmik göstergelerin özelinde söyleyebileceğin herhangi bir şey var mıdır? Ya da piyasa hakkında söylemek istediğin herhangi bir şey var mıdır? Yani şöyle söyleyeyim Mirat, botlarla alakalı zaten 5-6 gün önce, geçen hafta daha doğrusu yayın yaptığımız zaman bir azalma mevcuttu. %39 bandına düşmüştü. 2 gün önce de tamamen çekildi. Akabinde de zaten bir düşüşü gözlemledik. Burada esas mevzu şu, geçen haftaki konuşmamızda şunu özellikle vurgulamıştık. Hatta üstüne de sen teyit etmiştin. Altcoin'lerdeki kademe boşluğuna çok fazla dikkat çekiyorduk biz. Şu an o sancıyı çekiyoruz aslında. Daha da çekilecek gibi duruyor. Çünkü kademelerde herhangi bir doluluk yok. BTC'nin buradan biraz daha salması altcoin'lerde ciddi bir zarar, yani şu anki zararın üstüne zarar yazabilir. O yüzden temkinli gitmekte fayda var. Yani botlar tarafında şu an hala botlar aktif değil. Tespitini yapamıyoruz. İnşallah kısa zamanda gelirler. Çünkü son güncellemeden sonra botlar gayet başarılı çalışmaya devam ediyor. Şu an o tarafta öyle bir sıkıntı var. Olasılık hesabımız var, biliyorsunuz. O hesaplar sürekli değiştiği için, senin de dediğin gibi kısa süreli bizim hesaplamalarımız. Olasılık sürekli değişkenlik gösteriyor ama o tarafta da şu an bir sıkıntı mevcut. Oranlar yüksek seyrediyor. Muhtemelen piyasa yarınki Fed'i bekliyor. Rakamlar o yüzden biraz tedirgin edici durumda. Yarından sonra umalım ki düzelsin diyeceğim ama yani şu anki verilerle pek pozitif konuşma şansımız yok herhalde. Öyle gözüküyor abi, doğru söylüyorsun. Bu algoritmik göstergelerde de gördüğümüz zaten bir şey var. Genelde bu tip böyle kritik günlerden önce genelde bu botlar çekiliyorlar. Çünkü hani belki
içeriden bizlerden daha çok istihbarat kaynağına sahip olmalarından dolayı belki önlem alıyorlar. Belki bir şekilde ya hele bir duralım bakalım kenarda ne olacak ona göre hareket ederiz diye bakıyorlar borsalar. O da hani karşılaştığımız bir şey. Dolayısıyla hani şu anda en başta da söylediğim gibi biraz daha kısa vadeli hep baktığımız göstergelerden ziyade makroekonomik faktörlerin belirleyici olduğunu unutmamak ve buna göre stratejilerimizi geliştirmek durumundayız. Burak, senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mıdır abi son olarak? Abi çok kısa hemen bu realized price'tan Kerem bahsetti, gerçekleşmiş değer şey fiyattan Bitcoin'in. Yani Bitcoin tarihine baktığımızda hani çok da geriye gitmeden, çünkü hani piyasa 2018 sonrasına baktığımızda iki kez bunun altına girmiş. Bir kez işte 20 hafta kalmış onun altında. Covid başladığında işte Mart 2020'de bir hafta bu fiyatın altında kalmış, ama unutmayalım Kerem'in de söylediği gibi şartlar farklı. Çünkü o zaman bir hafta kalmasının sebebi Fed'in bir anda zaten parasal genişlemeyi ağzına kadar açmasıydı musluğun. O yüzden belki de bir hafta içinde çıktı. Yani ben de açıkçası öyle hani beni biliyorsun zaten hani her ay başında fiyata bakmadan alıyorum ben, ama sağda solda hani soranlar olunca ya da kenarda param varsa realized price'ın altına geldiyse burayı ben de hani alım olarak görüyorum. Çünkü genel total olarak Bitcoin şeyi yani ETH olarak zararda olduğu yorumu çıkıyor bundan. Ama şunu da unutmamak lazım. Yine Kerem'in ve senin de söylediğin gibi hani daha önce 20 hafta kaldı. 2020 Mart ayında bir hafta kaldı bu fiyatın altında. Şimdi bir hafta mı kalacak, bir yıl mı kalacak, bunu hiç bilmiyoruz. Yeni şartlar. Bunu göreceğiz. Ama Bitcoin'in uzun vadeli bitmeyeceğini, yani hayatta kalacağına inanıyorsanız eğer, Bitcoin özelinde söylüyorum bunu. Buralar gerçekten hani tırnak içinde diyorum, olsun ucuz, ama vadesini hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bu kadar abi söyleyeceğim. Eğer ben son bir şey ekleyeyim hani bunda çok soran oluyor çünkü. Bir süre önce paylaşmıştım hani CryptoQuant'ta. Marketteki toplam supply'ın kar oranından bahsetmiştim. Geçmiş döngülerde %40 gibi bir seviyeye ulaştıktan sonra marketin toparlamaya geçtiğini görüyoruz. Hani bütün döngülerde böyle bir şey var. Yani realized price gibi düşünebiliriz %40 seviyesini. Şimdi şu anda hani dünkü düşüşten sonra %54 civarında bu karlılık. Gelen itibariyle de bu seviyelerde belli bir süre devam edip bu seviyeden sonra ani bir kırılımla ancak %40'a varabileceğini şöyle söyleyebiliriz zaten. İşte herkesin güvendiği bir seviyeden alım yapılır. Bu seviyeden biraz ufak bir yükseliş. Ve bu yükselişten sonra da herkes tam rayına oturuyor, her şey güzel derken bir kapitülasyon. Genel itibariyle böyle bir psikoloji yaşanmış. Tabii ki aynısı yaşanacak değil, ama karlılığın %40'a ulaşabilmesi için faktör bu. Yani bunu ancak nasıl ulaşılabilir? Hani ben alırım bugün, benim arkamdan güzel bir hareket gelir, birkaç kişi daha alır, hepimiz hani başlıyor deriz. O sırada da bir kapitülasyon gerçekleşir. Böyle ancak zaten karlılık düşebilir. Çünkü almışsındır 25'ten diyelim ki. Bir anda işte %40'lık bir düşüş olur oradan. Herkes zarar yazar o gün ve %40'ı görür. Ondan sonra tekrardan yükselmeye başlar. Yani hani bahsettiğim bir iğne, bir düşüş formasyonu hani burada belki yaşanma ihtimali var. En azından hani on-chain verilerine göre evet hepsi dipte, ama dipte olmayan bir iki veri var. Tabii ki şunu demiyorum. Yani aradan cımbızla seçip ben göstermek istediğimi değil. Hani ben en azından hepsinin aynı seviyede görülebilmesi açısından hani bunu da söyleyeyim. Hani her şey dipte olmayan da var. Olmayan da böyle bir durum yaşanabilir. Hani aklımızın bir köşesinde tutalım. Yani bir risk en nihayetinde hala var. Çünkü şu ana kadar gelişimiz şöyle oldu. Yavaş yavaş. Yani mesela biz bir ay boyunca 28-30 civarında takıldık. Şimdi buradan ani bir düşüş zaten karını eden etti, realize eden etti, riskini alan aldı. Yani bir hazırlık dönemi oldu. Hani bu aniden yaşandığında ancak bu tarz kapitülasyonlar olabiliyor. Bu da böyle bir kapitülasyon değildi. Gene de hazırlıklıydı. Çünkü bir ay boyunca aynı seviyelerde zaten dolanmıştık. Çıkan çıkmıştı, gelen gitmişti gibi bir durum. Yani dolayısıyla hani tabii ki dikkat edilecek şeyler, ama
En nihayetinde ikinize de katılıyorum. Yani Realize Price'ın geçmiş başarısı belli. 24 seviyesi. Yani bugün 60'dan, 50'den, 40'dan, 30'dan bir şekilde maliyetlenmeyen biri için 24, 22, 23, 25 yani buralardan 30'un altında maliyetlenecek her seviye uzun vadede gerçekten bugüne kadar getirmiş. Bugüne kadar oradan alanlar gerçekten sonucunu görmüş. Aynısı olur hiçbir zaman diyemiyoruz ama sonuçta 60'tan almadınız. Sonuçta tepeden almıyorsunuz. Bizim de yapabileceğimiz ancak bu. Yani bir yatırımcı tepeden maliyetlenmesin. Oralarda durmaya çalışsın. Olabildiğince aşağıdan maliyetlensin. Bunun dışında da bence kimsenin artık daha da yapabileceği bir şey yok yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten yani dibi bulmak, tepeyi yakalamak ve bu zaten hani sadece amatörlerin beklentisi olarak ifade edilebilecek bir şey. Kimse tepeyi de yakalayamaz, dibi de yakalayamaz. Zaman zaman şansınız yaver gidebilir ama sürdürülebilir bir strateji değildir. O yüzden baktığımız metriklerin, istatistiki olarak güvendiğimiz metriklerin gösterdiği ışık doğrultusunda sabırlı olma gerekliliğini de unutmadan buralardan maliyetlenmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştığımız bu. Daha aşağılara gelirse elimizde nakdimiz var. Onu da değerlendirmeye çalışacağız. Yani aylardır zaten stratejilerimizi şeffaf bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Yapabileceğimiz bizim de bu arkadaşlar. Elbette bu aldığımız pozisyonlarımızda terste kalma ihtimalimiz var. Ama bekleyebildikten sonra ben de buralardan alınan pozisyonların orta ve uzun vadede para kazandıracağı kanaatindeyim. Tabii ki şu anda BTC'de maliyetlendiğimizi unutmayın lütfen. Altcoin'ler için hala doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Kerem, dilersen şu dominans düşüşünü de bir kısaca konuşup bitirelim mi? Çünkü gerçekten enteresan bir şey yaşanıyor şu anda. Yani BTC tarafında ağırlıklı satışların olduğunu bize gösteriyor dominansın düşmesi. Bir iki gündür. Ama hani hiç aslında altcoin'ler için görmek istediğimiz bir senaryo da değil. Ya yani en azından bu dominans BTC baskılanırken yükseliyordu. Şu anda o dengede bozuldu. Yani bu aslında altcoin'ler için dümdüz bakıldığında belki avantajlı gibi gözükse de ben açıkçası altcoin'ler için beklediğimiz süreci uzatabilecek bir faktör olarak değerlendiriyorum. Ne dersin? Evet. Yani Kerem, sen başlamadan ben bir çıkabilir miyim, izin alıp toplantıya gireceğim. Estağfurullah. Zaten paylaştım bilgilerimi. Kusura bakmayın. Tamamdır. Herkese iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. İyi akşamlar abi. Görüşmek üzere. Yani evet, sabah seninle de konuşmuştuk bu konuyu. Tabii enteresan gözüküyor. Yani çünkü bu noktadan sonra bizim beklediğimiz şu. Dominansın yükselmesi, belki işte 55-60 seviyeleri tepe olabilir diye düşünelim diyelim ki. Oraya doğru hızlı bir gidişat toparlanmayı da hızlandıracak bir şey olacaktır. Ama zaten likidite azken, Bitcoin düşerken, bir de altcoin'lerin dominansı yükseliyorsa bu bizim önümüzdeki süreci uzatacak bir şey olur ancak. Ve olumlu yorumlama imkanım da yok. Çünkü likidite azalırken, yani Bitcoin düştüğünde en nihayetinde piyasa zaten düşüyor. Hani Bitcoin'in işte kalması, yerinde sayması olabilir. Ama burada da çok büyük bir aralık yok. Yani diyelim ki 40-42'ye gelsin hani dominans. Altcoin'lere nasıl bir katkısı olacak? Bu sadece piyasadaki Bitcoin üzerindeki baskıyı arttıracak. Çünkü oradan da bir likidite çalma durumu olacak. Ve altcoin'lerin piyasayı tutmadığını biliyoruz. Bitcoin'in tutması lazım. Dolayısıyla paranın Bitcoin'de birikmesi lazım. Gerekirse altcoin'lerin o sürede ezilmesi lazım. Ama hızlıca biz bu dominansı oraya ulaştırabilirsek o zaman sağlıklı olur. Şimdi benim en sevmediğim pozisyon piyasada altcoin'lerin arttığı, Bitcoin'in sabit ya da düşüş yaptığı pozisyonlardır. Yani geçmişe gidip arkadaşlar istediği güne bakabilir. Bunun sonu hiçbir zaman iyi bitmez. Yani dominans altcoin'ler tarafında iyi ilerliyorsa ve Bitcoin orada kötü ilerliyorsa bunun en nihayetinde sonucu belki o çok kısa sürede altcoin'lerin bir hareket yapması ama sonrasından çok daha sert bir hareketle geri gelmesine sebep olur. O açıdan da aslında hiç hoşuma gitmedi o görüntü herhalde diyebilirim yani. Kesinlikle, kesinlikle. Yani BTC'nin gerçekten hani çok negatif olarak hep ifade ettiğimiz ki olağan piyasa koşullarında da hep karşılaştığımız dinamiği şeydir.
altlar için olumsuz olarak söylediğimiz dinamik, işte BTC baskılanırken dominansın yükselmesidir. Bu o an için altcoin'ler için olumsuz senaryodur. Bir de BTC'de panik varken bu dominansın düşüyor olması sonrası itibariyle, belki o an değil ama sonrası itibariyle genelde daha da kötü bir senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Çok konuşmasak da doğru söylüyorsun. Bakalım, izleyeceğiz göreceğiz ama yani gerçekten piyasada her şey hele bir durum bakalım. Hele bir durum bakalım. Daha bekleyeceksinizi bize söylüyor açıkçası. Beklemeye razı olanlar, bir şekilde risk stratejisini yönetebilmiş olanlar, bir şekilde bu vakte elinde birazcık da olsa nakit tutabilmiş olanlar bence bundan sonraki trendin kazananları olacak diye düşünüyorum, evet. Kerem. Sadece sabırlı olmamız gerektiğini, bu dönemlerde psikolojimizi iyi yönetmemiz gerektiğini bilmemiz lazım arkadaşlar. Churchill'in dediği gibi, diyor ya, size gözyaşı ve kan şey yapıyorum, taahhüt ediyorum diye. Yani biraz kaba tabir olacak ama gerçekten biz analistlerin şu anda size hani mutlu günler, güneşli yarınlar falan demesi ne yazık ki mümkün değil. En azından bizim sosyo ekibi olarak mümkün değil. Hiç yapmadık bunu. Gerçekten hani önümüzde sıkıcı, tatsız bir piyasa bizi bekliyor. En iyi ihtimalle yatay ve sıkıcı bir piyasa içinde olmamız ve sabırlı hareket etmemiz gerekliliği her geçen gün kendini gösteriyor Kerem. Doğru abi. Ben doğru. Kesinlikle. Dostlar, teşekkür ediyoruz katılımınız için. Burada bitirelim. Murat abi zaten kopmuş. Burak da gitti. Kerem, senin de söyleyeceğin bir şey kalmadı herhalde abi. Aynen abi, söyledim her şeyi. Eyvallah eyvallah. Zaten uzunca bir zamandır böyle 40-45 dakikalık bir yayın yapmıyorduk. Evet. Yarım saatte bitiriyorduk ama konuşacak çok şey vardı. Arkadaşlar, teşekkür ediyoruz katılımınız için. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sabırla beklemeye devam edeceğiz. İyi akşamlar arkadaşlar.